Efendi Söyleşi. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi stüdyolarından hepinizi saygıyla selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz, değerli izleyicilerimiz. Türkiye'den gelen değerli konuklarımızla sizleri buluşturmaya devam ediyoruz. Bugün çok değerli bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM Başkanı Profesör Doktor Sayın Halis Aygün bizlerle. Hoş geldiniz Sayın Başkanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle, Kırgızistan'dasınız, atayurdunuzdasınız. Tanrı Dağları'nın eteklerinde kurulu olan Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi'ndesiniz. Aslında nasılsınız diye sormaya da çok gerek yoktu zannediyorum. Evet, gayet iyi görünüyorsunuz. Evet, çok çok haklısınız Bülent Bey. Gerçekten Türk dünyasının güzel ülkelerinden biri olan Kırgızistan'da Tanrı Dağları'nın eteklerinde kurulu olan Manas Üniversitesi'nde bulunmaktan, Bişkek'te bulunmaktan çok mutlu olduğumu ve gururlu olduğumu belirtmek istiyorum. Ve Kırgızistan'daki soydaşlarımıza en kalbi sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum buradan. Sağ olun. Sayın Başkanım, siz iki gündür zannediyorum Kırgızistan'dasınız değil mi? Evet, yanlış bilmiyorsam. Evet. Onun öncesinde de Özbekistan'a gittiniz hafta başında ve işte birkaç gündür bölgedesiniz. Neler hissettiniz burada bulunmaktan? Nasıl izlenimleriniz oldu? Bunları paylaşalım dinleyicilerimizle müsaadenizle. Geçmişimiz bir olan ata yurtlarında bulunmak heyecan verici. Ekibimizle birlikte, soydaşlarımızla birlikte olmaktan, onlarla işbirliği içerisinde olmaktan çok mutluyuz. Onun için Türk dünyasındaki ziyaretlerimizi yapıyoruz. Özbekistan'da Taşkent'te Devlet Test Merkezi ile görüşmelerimiz, işbirliği çalışmalarımız oldu. Daha sonra ise Kırgızistan'a, Bişkek'e geldik. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi'nin davetlisi olarak burada kendimizi Türkiye'de gibi hissettik. Hiç yabancılık çekmedik. Dileğimiz tüm Türk dünyasının her geçen gün daha yakın olması, bir olması, iri olması, diri olması. Ne güzel Sayın Başkanım. Müsaadelerinizle ben sözü hemen Şerizat'a bırakmak istiyorum. Bütün bu söylediklerimizi biz aslında dinleyicilerimiz anlıyorlar. Dillerimiz de bir bizim ama yine de Kırgız dili dinleyicilerimizin tam olarak bütün söylediklerinizi anlayabilmesi için müsaade ederseniz bir çeviri yapsın arkadaşımız. Sevgili Şerizat. Çok rahmat. Hurmatlı ormandarız, kutmandı gününüzdür menen belgileye getirdik önerse Kırgız Türk Manas Üniversitesi'nin ünü olgun Manas Radyosu'nda, jana şondale Media Manas'ta, hazır kuçurda Türkiye'den gelgen studentlerde bağlı jana jaygaştıruu borborunun direktörü Profesör Doktor Halis Aygün ağabeyiz bugün bizdin studiyabızda. Teңир тоонун этегинде жайгашкан Кыргыз Түрк Манас Университетине келгендигин жана өтө бактылуу экендигин белгилеп өттү. Буга чейин да өзүнүн иш сапарында Өзбекстанда Ташкентте барып, ал жактагы бир туугандар менен көрүшкөндүгүн жана ошондой эле аны улай тарыхыбыз бир болгон бир туугандарыбыз менен бирге так ушул чөлкөмдө бөлүү биз үчүн өтө маанилүү экендигин белгиледи. Жана ошондой эле биз Ташкенттеги сапарыбыздан кийин азыр Кыргызстанда Кыргыз Түрк Манас Университетиндебиз деди. Бул жерге келгенде биз өзүбүздү эч качан чет мамлекеттен келген сыяктуу сезбейбиз. Биз өз мекенибизде жүргөндө эле бактылуу. Evet hocam. Çok rahmet, haklı mıymışım Sayın Başkanım? Dilimiz aynı derken her şeyi anladınız belki. Evet, ben gözlerinize bakınca bunu görüyorum. Anlayabiliyoruz evet. Sayın Başkanım, ÖSYM çok çok özel bir kuruluş. ÖSYM dünyada artık aslında ülkemizin markalarından biri, sistemiyle de işleyişiyle de. Çünkü çok büyük bir sorumluluğu çok başarıyla yerine getiriyor. Milyonlarca kişiye aynı anda sınav yapmak, bunu doğru ve zamanında değerlendirmek, açıklamak büyük sorumluluk. Ve biz burada artık büyük başarılar elde ettik. Siz de bir senedir zannediyorum bu işin başındasınız ve sizinle birlikte de bu kadar genç bir başkan olunca tabii çok atanan kişi ediyorum. Yenilikler de olmaya başladı. Hem ÖSYM'yi özetle tanıtalım dinleyicilerimize ve izleyicilerimize, hem de yenilikler neler? Biz mesela sosyal medyaya çok önem veren bir kuruluşuz. Manas Üniversitesi'nin yayın organı olarak sosyal medyayı aktif olarak kullanıyoruz. Ama Türk dünyasının bütün kurumlarını, Türkiye'nin bütün kurumlarını da takip ettiğimiz için görüyoruz ki Türkiye'de en fazla, en yoğun olarak sosyal medyayı kullanan oluşumlardan bir tanesi de ÖSYM. Bunlardan bahsedelim, ÖSYM'yi biraz tanıtalım ve diğer yenilikler özellikle neler, bunları anlatalım istiyorum. Buyurun efendim. Bülent Bey.
ÖSYM 1974 yılında üniversite sınavlarını merkezi olarak organize etmek için kurulan bizim devletimizin köklü kurumlarından birisi. 45 yıllık bir sınav tecrübesi olan bir kurum. Tabii gelinen bu noktada üniversite giriş sınavlarını düzenlemek misyonuyla kurulan kurumumuz, gelinen bu noktada devletimizin hemen hemen tüm sınavlarını organize eden, uygulayan devletimizin sınav merkezi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınav merkezi ne dönüşmüş durumda. Önemli bir misyonu yerine getirdiğimizi düşünüyoruz. Bunun için de bir yıldan aşkın bir süredir yoğun bir şekilde sınavların düzenli, sorunsuz bir şekilde yürütülmesi için ekibimizle birlikte gayret gösteriyoruz. Bu sene üniversite sınavına giren aday sayısından kısaca bilgi vermek istiyorum. Yaklaşık 2,5 milyon öğrencimiz üniversite sınavına girdi. Bunlar 3 oturumda düzenledik bu sınavları. Birinci oturumumuz, bir hafta sonunda tamamlıyoruz sınavımızı 3 oturumda. Birinci oturumda temel yeterlilikler testini uyguluyoruz cumartesi günü. İkinci oturumda alan yeterlilikler testini, alan testlerimizi. Üçüncü oturumda ise yabancı dil yeterlilik testlerini uygulayarak üniversite sınavını tamamlıyoruz. Kısa bir süre içerisinde de sonuçlarını açıklayıp adaylarımızın tercihlerini alarak yerleştirme işlemlerini de yapıyoruz. Kurumumuz sadece sınav yapmıyor, aynı zamanda adaylarımızın tercihleri doğrultusunda öğrencileri merkezi olarak üniversitelerimize, Türkiye'de bulunan 206 üniversiteye yerleştiriyor. Bu sene yaklaşık 1 milyon öğrenci 206 Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ndeki mevcut 206 üniversiteye yerleştirmelerini tamamladık. Türk dünyasına ziyaretlere gelmeden önce. Ne kadar güzel. Bu işleyiş içinde zannediyorum çok özel faaliyetleriniz de oluyor sizin. Mesela bunlardan biri haberlerden takip ettiğimiz kadarıyla şehit ve gazi yakınları için çalışmalarınız var. Bu tip yaptığınız çalışmalardan da söz edelim lütfen. Göreve geldikten sonra bizim çok önemsediğimiz canlarını vatanımız için feda eden, canlarını ortaya koyan şehitlerimiz ve gazilerimize bir nebze de olsun, kısmen de olsa onlara vefa borcumuzu ödemek için şehitlerimizin çocuklarından, eşlerinden ücretten muaf tuttuk. Ücret almıyoruz. Gazilerimizin kendisinden, eşlerinden ve çocuklarından ücret almadan onlara hizmet veriyoruz. Bu çok aslında onların vatanımız için yaptığına karşılık çok fazla da söz edilecek bir şey değil, konu değil. Çok sembolik. Şehitlerimize ben bu vesileyle rahmet diliyorum. Ve bu vesileyle aynı zamanda Suriye, Kuzey Suriye'ye Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başlatmış olduğu Barış Pınarı, Barış evet. Pınarı Harekatı'nda başarılar diliyorum. Allah Mehmetçiklerimizin yar ve yardımcısı olsun. Amin. Onların başarılı bir şekilde bu harekatı sonuçlandıracağından da hiç kuşkumuz yok. Onlara inanıyoruz. İnşallah Sayın Başkanım, biz de sosyal medyada, aktif olarak kullandığınız sosyal medyada sizi bundan böyle çok da yakından takip etmeye devam edeceğiz ve Medya Manası olarak bütün haberlerinizi Kırgızca ve Rusça olarak Kırgızistan'a da ileteceğiz inşallah. Bunları planlıyoruz. Müsaade eder misiniz Şerizat? Tabii bütün ki. Bu konuştuklarımızı tekrar Kırgız Türkçesine çevirsin. Урматтуу мекендештерибиз, эскертип айта кетели, азыркы учурда Кыргыз Түркманас университетинин үнү болгон Манас радиосунда Түркия Республикасынын студенттерди баалоо жана жайгаштыруу борборунун директору профессор доктор Халис Айгүн бүгүн биздин студиябызда. Биз алар менен биргеликте азыркы учурда ошол абитуриенттердин жогорку окуу жайларды тандап жаткандагы алына турган сынактары жалардан жайгаштыруусу тууралуу сөз болуп жаткан чагы. Эскертип айта кетүүчү нерсе, бул борбор 45 жыл мурдан тартып иштин жүргүзө баштаган жана жогорку окуу жайларга тапшырууну
алган абитуриенттердин арасында сынактарды даярдап үчүн курулгандыгын белгилеп өттү жана бул өтө маанилүү бир борбор экендигин белгиледи. Бул эле жылы эсиңиздерге тактап айта кетели, так ушул жогорку окуу жайларга окууну каалоо үчүн 2.5 миллиондон ашык студент сынакка кирген экен жана булардын баардыгын баалоо, алардын баардыгын бир учурда экзаменге алуу бул өтө чоң иш экендигин белгилеп өттү жана бул учурда бул биз жогоруда сөз кылып жаткан экзамендер 3 баскычта өтө тургандыгын белгиледи жана буну кыска убакытта жыйынтыгын чыгарып жана өзүлөрү тандаган жогорку окуу жайларга биз аларды жайгаштырабыз деп белгилеп өттү 206 университет. Кап айтпасам жана ошондой эле белгилүү болгондой азыркы учурда Түркия мамлекетинде мекенин коргогондор үчүн дагы жана мекенин коргоп жатып шейит болгондор үчүн жана жаракат алгандар үчүн алардын үй бүлөсү үчүн да өзгөчө чоң жардам бергенге аракет кылабыз деди. Бул албетте алардын эмгеги үчүн кичинекей эле болушу мүмкүн, бирок биз өзүбүз алардан так ушундай шейит болгон же болбосо жаракат алгандардын үй бүлөсүнөн эч кандай каражат албастан аларга биз кызмат көргөзгөнгө аракет кылабыз деди жана ошондой эле азыркы учурда Сириянын чек араларында жүрүп жаткан тынчтык айрасы кыймылына дагы ийгиликтерди каалап өттү. Эвет хожам. Sevgili Şehrizat, Sayın Başkanımız o kadar dikkatli dinliyor ki ben eminim Kırgız Türkçesini artık öğrenmiş bu iki gün içinde. Biz Kırgızca devam edelim söyleşimize, sen Türkçe'ye çevir. Olur hocam. Olur mu? Tamam. Profesör Doktor Sayın Halis Aygün'le ÖSYM Başkanımızla söyleşimiz devam ediyor değerli dinleyicilerimiz, değerli izleyicilerimiz. Sayın Başkanım, sizin faaliyetleriniz sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde değil, siz dünyanın pek çok yerinde faaliyetleri sürdürüyorsunuz. Bunlardan biri de Kırgızistan. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitemizde de bir ÖSYM merkezimiz var. Evet. İşbirliklerimiz nasıl gelişecek, nasıl olacak? Bunları sizden öğrenebilir miyiz lütfen? Tabii ki Bülent Bey. Bizim ÖSYM olarak yurt dışı temsilciliklerimizden bir tanesi Bişkek'te, Manas Üniversitemizde. Manas Üniversitemizin rektörü, kıymetli rektörü Profesör Doktor Sebahattin Balcı, ÖSYM'nin Bişkek koordinatörü aynı zamanda. Ben bu vesileyle bu üniversitenin, bu modern kampüsün yapılmasında, inşa edilmesinde emeği olan hem Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin yöneticilerine, Cumhurbaşkanımıza, hem Kırgızistan Devleti'nin yöneticilerine, Devlet Başkanı'na, Sayın Rektörümüz nezdinde şükranlarımı sunmak istiyorum. Gerçekten bu modern kampüsü Orta Asya'nın güzel ülkesi Kırgızistan'da, Bişkek'te, Tanrı Dağları'nın eteğinde görmek, bu bilim, irfan yuvasını görmek beni çok mutlu etti. Bu vesileyle onu tekrarlamak istedim. Bizim Bişkek ÖSYM koordinatörlüğümüz daha önceden sınavların uygulandığı bir koordinatörlüktü, temsilcilikti. Biz bu ziyaretimizle hem üniversiteyi yakından görmek, hem soydaşlarımızla birlikte olmak, hem de burada tekrar sınavları başlatabilir miyiz? Onun istişaresini yapmak için geldik. Türkiye'ye döndükten sonra buradaki görüştüklerimizi değerlendirip burada ÖSYM'nin bazı sınavlarını uygulayabileceğimizi düşünüyoruz Manas Üniversitesi'nde, Bişkek'te. Dolayısıyla öğrencilerimiz bizim bazı sınavlarımıza, ÖSYM'nin uyguladığı bazı sınavlara Bişkek'te katılabilecekler. Bu zaten pek çok dinleyicimizin de sorduğu soruydu. Sınavlara tekrar Kırgızistan'da girebilecek miyiz diye. Bu müjdeyi de hemen buradan vermiş olalım. Müsaadenizle Şehrizat bildirsin bunu da dinleyicilerimize ve izleyicilerimize. Урматтуу угармандарыбыз, биз сөзүбүздүн башында эле айтып өткөнбүз, Түркия Республикасынын студенттерди баалоо жана жайгаштыруу борборунун жетекчиси бүгүн биздин студиябызда. Кыргыз Түрк Манас Университетине Өзбекстандан Ташкенттен кийинки иш сапары менен азыркы учурда биздин мамлекетибизде Кыргыз Түрк Манас Университетинде 2 күндөн бери мейманыбыз болуп жүрөт жана ал дагы өзү белгилеп өттү. Так ушул студенттерди баалоо жана жайгаштыруу борбору жалгыз гана Түркиянын чек арасынын ичинде иш алып барбастан, сыртта дагы иш алып барганга аракет кылат. Алардын бир мисалы катары Кыргыз Түрк Манас Университети
жөніндегі борборын айта кетсек болады. Бұл борбордың басшысы Қырғыз Түркіменстан университетінің ректоры профессор Сабахатдин Балжагайов екендігін белгіледі. Жақсы іштерді алып барып жатқандығын қосымшалады. Қырғыз Түркіменстан университетінің заман талабына лайық Орта Азиядағы ешсіз кампусы туралы да сөз қылды. Ең мықты, ең жоғарғы деңгейде іш алып барып жатқандығы мен қуанумен айтамын және расшылдығымды белгілеп өтем деді. Және албетте дейді, біз бұл жерден көптеген барлашуларды қылдық дейді, өз-өзге керекті ноттарымызды алдық дейді, Түркияға барып іш қарап көресіз қантеп бұл мақсаттарды іш кашыра аласыз. Және ошондой эле тағы ушул біз жоғарыда сөз қылып жатқан сынақты Қырғызстанда Бишкекте дагы өткөрө тургандыктарын дагы кошумчалап өттү. Сайын Башкалым, биз бүгүн сиздин чок фазла заманыңызды алмайбыз. Затан йоон бир темпода бурда бизге заман айырдыңыз. Чок тешеккүр эдебиз текрар. Факат билиорус ки бу ilk konukluğunuz olmayacak medya manası. Çünkü Kırgızistan'a, ata yurduna bir kere gelen çeşitli vesilelerle geliyor, sürekli geliyor. Kırgızistan'a dostlarımız da zaten gelip durunuzlar diyor gelen konuklara. Biz de gelip durunuz diyoruz. Sizi tekrar burada ağırlamayı umuyoruz. Ama programı kapatmadan önce burada bir gelenek var. Spiker dostlarımız, sunucu dostlarımız şöyle derler. Erkin mikrofon sizge derler. Size açık mikrofon. Kırgızistan dostlarımıza son olarak söyleyeceğiniz sözleri alalım. Sonra da hoşça kalın diyelim hepsine. Erkin mikrofon bendeyse ben de soydaşlarımıza buradan son sözlerimle seslenmek istiyorum. Öncelikle Manas Radyosu'nda soydaşlarımıza seslenmekten, Manas Üniversitesi'ndeki öğrencilerimize ve diğer üniversitelerdeki öğrencilerimize seslenmekten çok mutlu oldum, çok heyecan duydum. Biz gençlerimize çok önemsiyoruz. Onlar bizim geleceğimiz. Onlarla da iletişimi çok önemsiyoruz. Sosyal medyayı çok kurum olarak aktif olarak kullanıyoruz. Kendi sosyal medya hesaplarımdan da bütün gençlerimize ve buradaki soydaşlarımıza da açık sosyal medyadan bize ulaşabilirler. Merak ettikleri her şeyi sorabilirler. Biz çift yönlü iletişimi önemsiyoruz ve bu çift yönlü iletişimle de süreçlerimizi gençlerimizin talepleri ve önerileri doğrultusunda daha iyiye götüreceğimize inanıyoruz. Ortak bir geçmişe sahip ülkeler olarak, millet olarak ortak bir gelecek inşa etmek için de bu işbirliklerini, bu ziyaretleri önemsiyoruz. Bu Kırgızistan'a ilk gelişim. Ama bundan sonra sizin de ifade ettiğiniz gibi bu güzel ata yurduna daha sık geleceğimi ben de buradan ifade etmek istiyorum. Bütün soydaşlarımıza en kalbi ve Türk dünyasındaki bütün gönül coğrafyamızdaki bütün soydaşlarımıza en kalbi selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum. Çok teşekkür ederiz Sayın Başkanım. Sevgili gençler, duydunuz. Gayet samimi bir ifadeyle Sayın Başkanımız sizlere ne kadar açık olduğunu söylediler. Siz de sosyal medya hesaplarından ÖSYM'nin bu güzide kurumumuzu takip edin. osym.gov.tr adresinden girip kurumumuzla ilgili daha ayrıntılı bilgiler alın. Her zaman etkileşim halinde olun. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Hoş geldiniz tekrar. Şeref verdiniz. Başımızın üstünde yeriniz var. Her zaman buyurun gelin efendim. Biz teşekkür ediyoruz. Tekrar burada olmaktan çok mutlu oldum. Sağ olun. Урматтуу көрөрмандарыбыз, биз сөзүнүн башыбызда айтып өткөндөй, Түркиядагы студенттерди баалоо жана жайгаштыруу борборунун директору бүгүн биздин студиябызда болчу жана эркин микрофонубузга. Алгач мен Кыргызстанга биринчи жолу келип жатам деди, дагы ишенем, мен дагы көп жолу келем деген ишенчтемин деди. Ошондой эле мен сиздерге ушул Манас радиосунун жардамы менен баардык ушул биздин бир туугандарыбызга кайрылып жатканыма өтө кубанычтамын, бактылуумун деди. Ошондой эле биздин жаштарыбызды биз сиздер менен дайыма бирге бир алакада болуп турганга аракет кылабыз. Бизди социалдык тармактардан сүйлөшөлү, баарлашалы жана сиздер менен баарыбыз менен бирге болгонго аракет кылабыз деди. Ошондой эле тарыхыбыз, тамырыбыз бир болгон мамлекеттерибиз келечегибиз дагы бир болот деп ишенип белгилеп өттү. Сиздерге айта кетүүчү нерсе, студенттерди баалоо жана жайгаштыруу борборунун директору профессор доктор Халис Айгүн агайыбыз бүгүн биздин студиябызда болду. Аны менен бирге интервьюну алган биздин медиа манасыбыздын директору доктор Бүлөнт Намал болду. Алима аны менен кыргызчалап которуп бергенге мен шаризат болдум. Кайрадан эфир толкунунан көрүшүп, угушкучакты аман болуңуздар. Манас FM'de Söyleşi.